Ekran başında içli köfte yapmayı bilen kadınlar gülecek şu anda. Canım i̇çli benim köfte, strateji ya yapıyor. Ya müsaade eder misin? Kayınvalidenle evet. Konuşuyorum. Atlama. Esracığım gülecekler. İçli köftenin çünkü kalın olmaz. Bak içli köftenin iki püf noktası vardır. Bir iyi yoğrulması, ikincisi de iç şeyin çatlaması, hamurun çatlamamasıdır. Hamuru çatlamış ki benden asla ince olmadı. Çatlasın. Kalktınız. Çatlasın benim için hiç önemli değil. Öyle mi? Benim için önemli olan aldım. İçine koymuş, kapatmış mı? Öyle mi? İçin lezzetli olmuş mu? Tamam. Aferin. Siz bundan sonra stratejiyi görün. Nuray Hanım şey miras bıraktı ona herhalde. Bir. Fatma teyze. Ben seni dinleyeyim. Eğer senin tabağın gerçekten ben bilmiyordum. Patlamamış olsaydı sana ben verebilirdim. Ben 4 tamam. 5 verebilirim. Bak şimdi ben sana çıkabilir miyim? Şimdi sen tane tane gidelim. Bak, kusura bakma. Ben sana söylediğimde kızıyordun. Tamam. Bir dakika. Ben sana söylediğimde kızıyordun. Dışına bakmış. Lütfen. Dışına bakmış hayır. Kıyması. Bir dakika lütfen. Öyle olmaz. Anne. Olmaz diye bir şey yok. Her şekilde olur. Anne. Tamam, sana göre olabilir. Sen anneciğim canım. Ben sana söyleyince diyordun ki kıyamıyorum, üzülüyorum. O yüzden iki tane bir verdi. Ama olmadı da verdi. Bak nasıl kıyılıyor öyle. Fatma olmadı, teyze. Sen git olmadı. Bak şimdi. Buranın amacı. Ama ben verdim. Kendine verdim ona. Fatma teyze dinler yani. Misin? Buranın amacı gelinini bulmak değil mi? Tamam ulan. Ama bir dinle lütfen ben seni dinleyeceğim. Tane tane gidelim. Sanki ben seni anlayayım sen beni anla. Senin gelinin ne diyor sana? Anne bak ağzıyla söylüyor. Evet. Benim tabağımdan lütfen bitireyim. Benim tabağımdan emin olduğunu 5-1-1 basıyor. Yaptın neden? Mı peki? Tamam bir saniye. Eyvah. Ama kız diyor ki emin sen yap. Biz burada hı? Haftanın total puanla oynuyoruz. Peki gelinlerim ayağı alıyorum. Haftanın ilk günü. Günün en yüksek puanını alıp bu çeyrek altının sahibi olan gelini açıklıyorum. Ama önce söylemem gerekenler var. İki yarışmacımız -2 puan cezasına tabi kaldı. Çünkü söylüyorlar kulağıma. Bunlardan biri kardelen sensin, 10 adet yapacaktın, 9 tane yaptın yavrum. Diğer gelinim Seda. Çünkü sana gösterilen ölçüde yapmadığın için. Bu kulağıma söylüyorlar, kural olarak bariz bir tiyoya giriyor. Yani bu bir tiyo vermek evet, gibi. Anladım. Şekil bozukluğu eğer hepinizin aynı olmazsa ki bu size söyleniyor. O zaman ne oluyor? Nasıl anlaşılıyor yönetim tarafından? Acaba aralarında bir anlaşma mı var? Bundan sonra buna daha dikkat edersiniz anladım. Diye düşünüyorum. Şimdi günün en yüksek puanını alıp bu çeyrek altını hak eden gelini açıklıyorum. Pazartesi gününün çeyrek altınını kazanan gelini Esra. Diyecek hiçbir şeyim yok yani. Hak eden aldı. Sana dedim bir daha bana çıldırmayacaksın. Teşekkür çocuk ederim. Anne her zaman şu muhabbet yapmaktan vazgeç lütfen. Sen de azıcık uzatlar dinle ve bana bir daha bağırmayacaksın. Adalet yerini buluyor zaten anladın mı? Ay. Bugünün puan durumu şöyle. Esra 18, Gönül 16, Seda 13-2, 11, Kardelen 6-2, 4. Sen ila yardım. Gördün mü nasıl oldu? Buyurun. Evet, ekran başındaki değerli izleyicilerim hızlı başladık bu haftaya. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım.
kurmakta, masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta. Gelin mutfağa, gelin mutfağa, gelin mutfağa, gelin mutfağa. Yemi tabakla, tadı damakla, gelin mutfağa. Aa Nuray Hanım, bu ne? Korkumu masaya getiremedim, dün getirmiştim, sen uyamadım. Gel, korkma, gel çocuğum, gel gel. Yok gel, artık ya. Gel. Nereye istiyorsan oraya koy. Ben kayınvalidemi dinlemiyorsam sizi mi dinleyeceğim zannediyorsunuz? Anneciğim sana da çok teessüf ediyorum. Kızım, gerçekten beni çok şaşırtıyorsun. Ben bunu istediğim zaman buraya koyacağım. Sizin demenizle bunu asla buraya koymam. Benim sinirlerimi hopladı da benden 5 puan isteme. Öyle mi? Öyle, aynen öyle. Yemin ediyorum öyle, o kadar. Ben sana defalarca sevgini bana göster, tamam mı? Çekip gitmeyle bu iş sevgi olmuyor. Sevgi görebilseydim olmuyor. Sevgi gösterirdim sen anne. Sen beni o hale düşürdün. Hiç başkasını... Sevgi görebilseydim benim, sevgi gösterirdim. Ben sevgi karşılıklı olan bir şey. Artık sana sevgi mevgi de yok. Hattımızda Eltin Ezgi var. Aramasaydın daha iyi olurdu aslında ama. Dayanamayıp sana cevap vermek için sırf aradım yani. Kaynanam her zaman doğruları söylüyor, biliyorum. Ben onu kıskanmam için hiç sebebim. Zaten o eski gelin, ben yeni gelinim yani. Onun beni kıskanması gerekiyor. Ben gerçekten Seda'nın çıkmak istiyorum.